Amerika Birleşik Devletleri Rusya işgaline karşı kendini savunabilmesi için Danimarka ve Hollanda'daki F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, pilot eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın talep ettiği F-16'ların transfer onayının hızlandırılması için iki ülkeye güvence verdi. Blinken mektupta, Amerika'nın hem F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferine hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine tam destek verdiğini ifade etmek için yazıyorum ifadelerini kullandı. Blinken, Ukrayna'nın devam eden Rus saldırganlığına ve egemenlik ihlallerine karşı kendini savunabilmesi, kritik önemini koruduğunu belirtti ve F-16 transferine ilişkin taleplerin onaylanmasının, Ukrayna'nın ilk pilot grubu eğitimlerini tamamlar tamamlamaz yeni kabiliyetlerinden tam olarak yararlanmasına olanak sağlayacaktır diye yazdı. Amerikan yapımı savaş uçaklarının müttefiklerinden Ukrayna'ya transferi için Amerika'nın onayı gerekiyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası F-16 sevkiyatıyla savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu dile getirdi. NATO tabii ki Ukrayna'daki savaşa dahil oluyor. Askeri teçhizat sevkiyatları geliyor. Şimdi uçak sevkiyatı seçeneği düşünülüyor. Ukrayna'da Leopard tankları yanıyor. F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak. Buna hiç şüphe yok. F-16'lar Kiev için Ukrayna dışındaki hava üslerinde konuşlandırılacak ve savaş operasyonlarında kullanılacak olursa eğer, onları nasıl ve nerede vuracağımızı göstereceğiz, demişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Kiev'e F-16 gönderilmesi oldukça tehlikeli bir gelişme olur. Nükleer güçler olan Amerika, İngiltere ve Fransa'yı, bunların nükleer silah taşıyabilme olanağını göz ardı edemeyeceğimizi ilettik, diye konuşmuştu.